Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak bültenimize başlıyoruz. Sayın seyirciler, Hazreti Peygamber'in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız yükseliş ufku, varlığın özüne yolculuk anlamına gelen Miraç Kandili, evet bu gece kutlanacak. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç gecesi bu gece kutlanacak. Peygamberimiz Miraç'tan 5 müjde ile döndü. Rabbimizden bize 5 hediye getirdi. Bu hediye sadece Müslümanlara, müminlere gelmedi, bütün insanlara geldi. Çünkü Peygamberimiz insanlık adına alemlerin Rabbi ile buluştu. O Allah'ın huzurundayken bizim elçimizdi. Miraç'tan döndüğünde de içimizde Allah'ın elçisiydi. Bizi Allah'ın huzurunda temsil etti, bizim yanımızda ise Allah'ın elçiliği görevini yaptı. Miraç'ın 5 hediyesinden birincisi, insanın sonsuz ihtiyaçları, sayısız düşmanları vardır. Fakat buna karşı aciz, fakir, perişan durumda bulunuyor. Oysa insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, bütün düşmanlarını alt edecek sonsuz kudret sahibi birisi vardır. İnsan onu tanır, ona yaklaşır ve ona kul olursa bu geçici dünya konağında cennet adayı bir misafir olarak yaşar. Peygamberimiz Miraç'ta bütün iman esaslarını, melekleri, ahireti, cenneti ve Allah'ın cemalini, güzelliğini gözleriyle gördü ve geldi bize haber verdi. Peygamberimiz Miraç dönüşü Allah'ın nelerden razı olacağı haberini getirdi. Allah'la nasıl buluşacağımızı, nasıl görüşeceğimizin yollarını anlattı. Yüce Yaratıcı ile beraber olmanın en güzel yolu, onun razı olacağı en tatlı vesile, 5 vakit namazda huzura çıkmaktır. Miraç'ın 3. hediyesi, Peygamberimiz ebedi saadetin definesini gördü, anahtarını alıp getirdi, insanlara ve cinlere hediye etti. Miraç'ın 4. müjdesi, Peygamberimiz bize Allah'ın nur cemalini görme hediyesini getirdi. Miraç'ın 5. müjdesi, Cenab-ı Hakk'ın en nazlı sevgilisinin insan olduğu Miraç'la anlaşıldı. İnsan aciz, zayıf ve muhtaç bir varlık iken Allah'la yakınlık kurunca öyle bir makama ulaştı ki bütün kainat üstünde bir mertebe kazandı. Miraç bir yükseliştir. Bütün sufli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullah'ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Rahmetin oluk oluk akacağı bu gecede herkesin nasibine düşeni alması dileğiyle iyi kandiller Elazığ. Sayın seyirciler, Malatya'da oy verme işlemi sırasında hayatını kaybeden Saadet Partili iki kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Elazığ Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde pazar günü oy verme işlemi sırasında kavgada ölen ve dün toprağa verilen Saadet Partisi üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Ankara'ya gitmek üzere Elazığ'a gelen Genel Başkan Karamollaoğlu, olayın üzüntü verici bir hadise olduğunu ifade ederek, olayın üstünün örtülmemesi için bir çaba harcanmaması gerektiğini söyledi. Hakikaten üzüntü verici bir hadise. İki genç kardeşimiz ki yani çocukları var 5-6 tane. Her birinin birisinin 4 çocuğu var. Hayatlarını kaybetti. Babaları kolundan yaralandı. Kurşun yarası var. Yani bu çok açıkça işlenen bir cinayet. Ümit ederim ki bunun üstünü örtmek için bir çaba harcanmaz, gerçekler ortaya çıkar. Çünkü şu anda belediye başkanlığı koltuğuna oturan şahıs bu işin azmettiricilerinin başında geliyor. Hiç bunun üstü örtülecek bir tarafı yok. Efendim işte hadiseden hemen sonra muhtarlık kavgasıymış gibi bir saçma fikir ortaya atıldı. Orada muhtar yok, bir tane muhtar var aday. Kavga olması diye bir şey zaten söz konusu değil. Ülkemiz tabii böyle bir gergin havaya sokulmamalıydı başta. Eğer liderler bir seçimi
savaşa benzetirler. Bu savaşta da vatanseverler ve vatan hainleri var gibi bir hava oluşturulursa bu hadiseler cereyan edebilir. Bunlardan da bu liderler mesul olurlar. Ama tabii idrak ediyorlarsa, idrak etmiyorlarsa bizim söyleyeceğimiz bir söz kalmaz. Seçim sonuçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, zor şartlarda bir seçime gittiklerini söyledi. Tabii biz daha iyi neticeler bekliyorduk ama olağanüstü zor şartlarda bir seçime gittik. İktidar, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığının bütün imkanlarını kullanarak bir günde yeri geldi. 8 bölgede miting yaptı. 8'i de canlı olarak yayınlandı televizyonlardan. Tabii o televizyonlardan hiçbirisi, bir iki tanesi müstesna cesaret edip de biz ne düşünüyoruz diye bize soru soramadılar. Yani Türkiye'de de medyanın hali bu. Affedersiniz, bir kısmı, şimdi daha sert kelimeleri kullanmak aklıma geliyor da kullanmayayım ama hiç basına yakışmayan, adaletsiz bir tarzda itham ediyor, bize sormuyor. Suçluyor, bize sormuyor. Ama iktidar partisinin yalakalığını, şakşakçılığını, yalanını doğru, doğrusunu yalan gibi göstermeyi de beceriyor. Bizim de imkanlarımız zaten belli. Biz çok kıt imkanlarla bir seçim kampanyası yaptık. Buna rağmen teşkilatlarımıza ben hep teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Evet, biz istediğimizi alamadık ama oylarımız en azından %100'ün üzerinde arttı. Partisinin Elazığ'dan aldığı sonuçlarla ilgili daha iyi bir netice bekliyorduk diyen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş tarihinde Elazığ'ın her zaman önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Ama şunu hemen ifade edeyim. Elazığ, Türkiye genelinde aldığımız neticenin iki misline yakın bir performans ortaya koydu. Bu da bizi memnun ediyor. Demek ki buradaki çalışmalar biraz daha canlı olmuş, biraz daha insanların yüreğine, aklına hitap edilmiş, dokunulmuş. Bundan dolayı da ben arkadaşlarımızı, hem belediye başkan adayımızı hem il başkanımızı tebrik ediyorum candan. Yani biz bundan sonraki seçimlerde Elazığ bizim her zaman Milli Görüş tarihinde önemli bir yer işgal etmiştir. Erbakan hocamızın da çok önem verdiği illerimizden birisiydi. 1994 yılında Milli Görüş Belediyeciliğinin Türkiye satına yayılmasında önemli bir görev üstlendi. Çok güzel hizmetler yapıldı o dönemde. Ama arkasından biraz Milli Görüş Belediyeciliği sulandırıldı gibi geliyor. Bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir takım konulara gereken önem verilmedi herhalde. Biz işte hep adaletten bahsediyoruz, liyakattan bahsediyoruz. Belediye başkanlarımıza emanet edilen belediye mülkü, malı, nakit imkanlarına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkılması gerektiğinden bahsediyoruz. İstişareden, öyle biz iş olsun diye kimseye bu gönül işi diyerek gitmiyoruz. Biz hakikaten gönlümüzü bu işe vermişiz. Gönül işinin arkasından kan akarsa orada bir şey yanlış gidiyor demektir. Ümit ederim ki bunları da arkadaşlarımız düşünürler, ders alırlar ama ben şu anda Türkiye geneline baktığımız zaman Elazığ'daki kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İyi bir çalışma sergilediler. İnşallah bundan sonraki seçimlerde daha güzel neticeler alırız. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu Elazığ Havalimanı'ndan İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan, İl Teşkilatı ve Malatya'dan gelen heyet uğurladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 31 Mart seçimlerinin ardından yayınladığı mesajda tüm Elazığ halkına teşekkür etti. Oy veren vermeyen herkesin başkan olacağını belirtti. 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları mesaj yayımlayarak Elazığlılara teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Elazığ halkı, dünya liderimiz, ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını bir kez daha gösterdi.
Hemşehrilerimiz AK Parti belediyeciliğine devam diyerek hizmetten yana, birlik beraberlikten yana oldu. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde demokratik tercihlerini ortaya koymuş olmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Seçim sonuçları ilimize, ülkemize ve demokratik hayatımıza hayırlı olsun. Bu zafer halkımızın zaferidir. Çünkü AK Parti'nin hamurunu halkımız yoğurmuştur. Bu sonuçlarla sandıktan birlik ve beraberliğimiz çıkmıştır. Sandıktan çıkan sonuçla kazanan vatandaşlarımız oldu, demokrasimiz oldu, aziz şehir Elazığ oldu. Bu sonuçta emeği ve katkısı olan teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımı, bizlere oy veren tüm vatandaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Herkesin tercihine saygı duyuyoruz. Bu başarı bizi şımartmak yerine omuzlarımıza daha önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Vatandaşlarımızdan aldığımız sorumluluğu bütün ağırlığıyla omuzlarımızda hissedeceğiz. Demokratik tercihini AK Parti'den yana kullanmayan değerli vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olurlarsa olsunlar, oyları bizim için değerlidir. Herkesin tercihine saygı duyuyoruz. Farklı tercihleri de demokratik hayatımızın zenginlikleri olarak görüyoruz. Seçimden zaferle ayrıldığımız için bu zenginlikleri korumak da herkesten önce bizim görevimiz olacak. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Kapımızı demokratik nezaket ve halkımızdan aldığımız temsil yetkisi içinde herkese açık tutacağımızı bilhassa ifade etmek istiyorum. Bu zafer bizim başımızı döndürmeyecek. Aksine hizmet aşkımızı daha da diri tutacak. Biz kısa mesafe koşusu olmayacağız. Bizim koşumuz uzun soluklu bir maratondur. Onun için durmak yok diyerek koşacağız. Adaletle, merhametle koşacağız Allah'ın izniyle. Ben artık bu şehirde sadece AK Partililerin değil, tüm Elazığlıların belediye başkanı olacağım. İlk günden itibaren söylediğim gibi ayrım yapmayacak, şehrimizde yaşayan herkesi kucaklayacağım. 31 Mart'ta Elazığ en güçlü desteği vererek beni belediye başkanı yaptı. El ele vererek şehrimiz için çok güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu zaferde emeği geçen teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere milletvekillerimize ve tüm vatandaşlarımızı bir kez daha kutluyor, seçim sonuçlarının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Yerel seçimlerde MHP'den Elazığ Belediye Başkan Adayı olan Profesör Doktor Bilal Çoban mesaj yayımlayarak seçim sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Çoban mesajında, "Üzerine titrediğimiz konu Elazığ'dı. Kaygılarımız Elazığ içindi. Uyarılarımız bu nedenleydi ve çırpınışlarımız da, kavgamız da hemşehrilerimiz içindi. Kaldırım belediyeciliği bitecek, üretken belediyecilik gelecek. Şehirde aş olacak, kimse işsiz olmayacak. Evsiz aile kalmayacak," derken anlatmak istediğimiz daha güzel bir şehir sevdasıydı. 2010 yılında bir sitenin sosyal merkezinde ve bir avuç arkadaşımıza anlatarak başladı belediye başkanlığı yolu, birlikte Elazığ yürüyüşümüz. Elazığ sevdalı arkadaşlarımla sonsuza kadar yüreklerde yanacak memleket aşkını o gün ateşledik. Yüreğinde Elazığ sevgisinden başka hiçbir kaygısı olmayan tertemiz vicdanların başlattıkları bu yolculuk, şükürler olsun ki 9 şerefli yıla ulaştı. Bu yol uzun, ince ve meşakkatliydi. Bu yol yokuşlarla dolu, kara bulutlarla gölgeliydi. Niyetimiz salihti, sözümüz samimi, gözümüz pek ve alnımız açıktı. Gün geldi, çay parası bile bulamadığımız günler oldu. Bazen bıçak gibi ayaz gecelerde sıcak bir sobanın başında anlattık Elazığ'a olan sevdamızı. Geride kalan 9 yıl kolay geçmedi. Kolay şeyler yaşanmadı. Haksızlıklarla boğuştuk ama hiç yılmadık. İftiralarla boğaz boğaza geldik ama hiç yıkılmadık. Kara kampanyalarla kıran kırana çalıştık ama hiç yorulmadık. Geldiğimiz noktada vicdanımız müsterihtir. Olağanüstü çabalar içinde heyecanla, inançla ve sabırla geçen 9 yıl. Şehrimiz uyansın, doğrulsun diye mağdur olduğumuzda da susmadığımız, şehir için kavgamızda da bir an için geri adım atmadığımız
9 yıl. Tükenmeyen tuzaklara, bitmeyen oyunlara, sonu gelmez tahriklere aldırmadan, gerektiğinde gözyaşını içine akıtmışların verdiği mücadele dolu 9 yıl. Alnımızın akıyla, gözümüzün nuruyla, burkulan yüreğimizle, okunan dualarla, vicdanımızın sesiyle hiç kimseye diyet borcu olmadan geçen 9 yıl. Neye inanırsak onu söylediğimiz, ne görürsek onu anlattığımız, gördüğümüz gibi olduğumuz, olduğumuz gibi göründüğümüz 9 yıl. Elazığ'ın iyiliğine olmadığına inandığımız her olay karşısında tek başımıza da kalsak sonuna kadar direndiğimiz 9 yıl. Tutkusu eskinmeyen, duruşu eskimeyecek bir heyecanla ve ümitsizliği silen, yılgınlığı sildiren bir inançla geçti 9 yıl. Bu onurlu mücadelemize hak da, halk da şahittir ve verdiğimiz 9 yıllık emeğe Elazığ'ımız fazlasıyla layıktır. Her ortamda Elazığ diye haykırarak yürüdük ve popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştık. Biz ağzımıza geleni fütursuzca söyleyerek siyaset yapmadık. Bunun vebalinden sakındık ve Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile çizdiği çerçeveden bir an olsun ayrılmadık. Ancak bizim Cumhur İttifakı'na gösterdiğimiz hassasiyeti gösteremeyenler, seçmen algısındaki değişimde belirleyici unsurlardan biri oldu. Elazığ'ımız kendi rotasını kendi çizen, kendi stratejilerini kendi uygulayan bir şehir olmaktan maalesef çok uzaklaşmıştır. Bu dağınıklığın en belirgin nedeni, Elazığ siyasetinin ve yönetiminin tam bir zihniyet kargaşası yaşıyor olması ve statükonun merkez yapıldığını bir yörüngeye oturtulmuş olmasıdır. Bizim mücadelemiz ve duruşumuz statükoya dur demek içindi ama başaramadık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız, stratejilerimiz, hazırlıklarımız, projelerimiz şehrimize ve hemşehrilerimize helaldir ve Elazığ sevdalılarına ışık olacaktır. Seçimi kaybettiğimize üzülen, moral vermek için koşarak yanımıza gelen ve yürekleri bizimle beraber sızlayan bütün kardeşlerime, gönüldaşlarıma ve hemşehrilerime saygılarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki gelecek yıllarda aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla ve aynı ruhla Elazığ'ın geleceğine sahip çıkacak genç arkadaşlarım bayrağı kaldığı yerden alacak, azmimizin ve emeğimizin boşa gitmesine müsaade etmeden şanlı zafere taşıyacaktır. Bu vesileyle belediye başkanlığı yolu, birlikte Elazığ yürüyüşümüzün onurlu mücadele tarihinin herhangi bir safhasında aramızda yer alan ve kutlu davamızda bize destek verip Elazığ sevdamızı başının üstünde taşıyan her kardeşime, MHP İl Başkanlığımıza, Ülkü Ocakları Başkanlığımıza, Kamusen ve yan teşkilatlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizim hakkımız varsa şehrimize helaldir, dedi. 31 Mart mahalle idareler seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanları ve muhtarların alacakları maaş da belli oldu. İşte belediye başkanlarının ve muhtarların alacağı maaşlar. 31 Mart mahalle idareler seçimleri sona erdi. Seçimlerin ardından belediye başkanlarının ve muhtarların ne kadar maaş alacağı merak edilmeye başlandı. Peki yeni dönemde belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor. Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak. Eğer nüfus 1 milyon ile 2 milyon arasındaysa maaş 20 bin lira seviyesinde olacak. Maaşlar 500 bin ile 1 milyon nüfusu yerlerde 16.350 lira, 250 bin ile 500 bin arasındaki nüfusu yerlerde 14.200 lira, 100 bin ile 250 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 12 bin lira, 50 bin ile 100 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 10 bin lira, 10 bin ile 50 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 8.150 lira şeklinde belirleniyor. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde belediye başkanı olan bir kişi ise 7 bin lira maaş alıyor. Yani Elazığ'da merkez oylarıyla seçilen Elazığ Belediye Başkanı yaklaşık 14.200 lira maaş alacak. Kovancılar, Karakoçan, Palu, Arıcak, Baskil ve Maden ilçelerinde göreve gelen belediye başkanları
yaklaşık olarak 8.150 TL maaş alacak. Sivrice, Alacakaya, Keban ve Ağan'da ise belediye başkanları yaklaşık 7.000 lira maaş alınacak. Yeni seçilecek köy ve mahalle muhtarları Haziran ayına kadar 1.911 lira, daha sonra ise en az 2.007 lira maaş alacaklar. 31 Mart mahalle idareler seçimlerinin ardından partilerin Elazığ genelinde almış oldukları oylar da belli oldu. Peki 31 Mart tarihinde alınan oylar 24 Haziran genel seçimleriyle karşılaştırıldığında Elazığ'da hangi parti kaç milletvekili çıkarırdı? Merakla beklenen 31 Mart mahalle idareler seçimleri tamamlandı. Elazığ genelinde de partilerin almış oldukları toplam oylar belli oldu. Elazığ genelinde partilerin almış olduğu toplam oyların hesaplanması için il genel meclisi adaylarına kullanılan oylar değerlendirilmeye alınıyor. Çünkü her seçmen bölgesindeki vatandaşın oy kullandığı tek pusula il genel meclis üyelikleriydi. Bu kapsamda 31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ genelinde AK Parti ve MHP'nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na 228.935 oy verildi. Millet İttifakı'na ise 66.129 oy kullanıldı. Peki bu seçimlerde alınan oylarla 24 Haziran genel seçimleri karşılaştırıldığında Elazığ'da hangi parti kaç milletvekili çıkarırdı? Yapılan oy dağılımına göre Elazığ'da Cumhur İttifakı'nın 4 milletvekili çıkardığı görülüyor. Millet İttifakı ise 1 milletvekili çıkarabiliyor. 228.935 oy alan Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin oylarına göre AK Parti 2, MHP 2, Millet İttifakı ise 1 milletvekili çıkartabiliyor. Yani 31 Mart tarihinde yerel seçimler yerine genel seçimler yapılsaydı bu oy oranları ile Elazığ'da milletvekili dağılımı değişecek. AK Parti 2, MHP 2, Millet İttifakı ise 1 milletvekili çıkartacaktı. Sayın seyirciler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar kapsamında teröristlerin kullandığı malzemeler ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. Elazığ genelinde yapılan operasyonlar kapsamında terör örgütünün eleman ve erzak taşımak maksadıyla kullandığı bot ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Konuyla ilgili İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütünün Elazığ bölgesi dahilinde eleman ve erzak taşımak maksadıyla kullandığı bot ve benzeri malzemelerin bulunması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda 2 lastik bot, 3 çift make-up ayakkabı, 1 şalvar, 1 adet yemek yapımında kullanılan saç, 1 mavi tükenmez kalem, 4 adet soba borusu, 1 adet alüminyum kazan, 1 adet puşi, 4 adet Duracell marka büyük boy pil, 2 metre su borusu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edilmektedir. Elazığ'da bir yıl önce kurulan çömlek fabrikası önümüzdeki günlerde ilk ihracatını Ciddiye gerçekleştirecek. Uslu Çömlekçilik ortaklarından Ali Ersoy gerçekleştirecekleri ilk ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kaydediyor. Elazığ'dan Ciddiye ilk çömlek ihracatı gerçekleşecek. Yaklaşık bir yıldır hizmet verdiklerini belirten Uslu Çömlekçilik ortaklarından Ali Ersoy, önümüzdeki günlerde ilk ihracatlarını Suudi Arabistan'a yapacaklarını söyledi. Uslu Çömlekçilik, Elazığ çömlekleri olarak yaklaşık bir yıl oldu burayı kuralı. Şükürler olsun, önümüzdeki günlerde kısmetse ilk ihracatımızı Suudi Arabistan Cidde'ye yapacağız. Tabii bu arada iç piyasaya çalışıyoruz fakat buradaki temel amacımız bizim ihracat ağırlıklıydı. Burayı kurarken de düşüncemiz buydu. Kısmet olursa ilk gün, önümüzdeki günlerde ilk ihracatımızı yapacağız. Bu vesileyle buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Uslu Çömlekçilik kurucu başkanlarından Münir Suncak ise temel amacımız daha sağlıklı mutfak araç gelişleri üretmektir dedi. Yaklaşık bir yıldır faaliyetteyiz. Temel amacımız mutfağa hitap daha sağlıklı mutfak araç gelişleri üretip
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak ve Elazığ'ımıza, gençlerimize sanat öğretmek. Bunun için yola koyulduk. İlk ihracatımızı Suudi Arabistan'a yapmak üzere hazırlandık. Önümüzdeki günlerde Cidde'ye birkaç konteyner göndermek üzere. Elazığ'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Sanayi Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıktı, ağaca çarptı. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. İkisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran otomobilde ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, amacımız bu tür etkinliklerle duyarlılık oluşturmaktır, dedi. Amacımız şu, otizmin bilinmesi, tanınması ve erken müdahale, erken tanı ve erken eğitime yönlendirilmesi bu çocuklarımızın. Çünkü gerçekten bazen anne babalar otizmli çocuklarını kabullenmekte biraz zorlanıyorlar. Biraz geç kalıyorlar bu tanıyı koydurmakta ve eğitimleri geciktiği için maalesef çok başarılı olunmuyor. Bu etkinliklerle amacımız bu konuda duyarlılık oluşturmak, farkındalık oluşturmak ve bu çocuklarımızın erken yaştan itibaren eğitimlerine başlamalarını sağlamak. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zeki Ulufer ise otizmin toplum tarafından kabul görmesi için bu tür etkinliklerin önemi vardır ifadelerini kullandı. Otizmin toplum tarafından, normal bireyler tarafından, normal insanlar tarafından kabul görmesi, bu toplumda 59 kişiden bir kişinin maalesef bu şekilde bir rahatsızlıkla dünyaya geldiğinin farkında olabilmesini sağlamak için bu tür etkinliklere ihtiyaç vardır ülkemizde. Gençlik ve Spor İl Müdürü Supi Döner otizmin önemine değindi. Son dönemlerde özellikle bu kardeşlerimizin eğitim kurumlarında, sosyal hayatta, hayatın bütün katmanlarında bizlerle birlikte olması bu farkındalığın yer etmiş olduğunun işaretidir. Eğitim Birsel Şube Başkanı İbrahim Bahşi, özel çocukların aileleri büyük bir fedakarlık gösteriyor, dedi. Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği bu çocuklarımızın ailelerine sabır diliyoruz, metanet diliyoruz. Çünkü öyle basit bir olay değil. Onlarla birlikte bu yaşamı devam ettiriyorlar. Büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Koç İlkokulu Otizm Sınıf Öğretmeni Fatih Ahmet Tuncer, otizm hakkında bilgi verdi. Otizm bir iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Öğrenci velilerinden Yurdan Gürtürk Doğan ise otizmde eğitimin önemli olduğuna dikkat çekti. Olmazsa olmazı eğitimdir. Eğitimin yanı sıra kesinlikle anne ve babanın sevgisidir. Ama bunların da öncesinde çocuğumuzun durumunu kabul etmekle başlamamız gerekiyor. İnşallah bu şekilde davrandığımız zaman yolun yarısını hatta tamamını alma yönünü ilerlemiş olacağız. Konuşmaların ardından otizmli öğrenci Elçin Gevancı şiir okudu. Bu yakınlığa da güzel. Ben sana din basalım, baylasın artık kızın, ey ben diye de adın, yani kızım bana umut ol. Program gösterilerle devam etti. İki
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kültür Park'ta düzenlenen programda otizmli çocuklar spor yaptılar. Bir dakika. Çek 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 çek. Güzel. Cüre katı gibi yaptı yok. Bravo sana. Abdullah Hakan Tangül'ü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım günün önemine değindi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Birleşmiş Milletler tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla 2 Nisan Otizm Günü, Nisan ayı ise otizm ayı, farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Biz de Elazığ'da milli eğitime bağlı özel eğitim okulları olarak otizme dikkat çekmek amacıyla bugün bir farkındalık etkinliği yaptık. Önce araçlarımızla şehir konvoyu yaptık. Sonra otizm farkındalık yürüyüşümüz olacak. Daha sonra otizmin simgeleyen renkler, mavi renkle uçurtmalar olacak. Balonlar uçuracağız ve burada çeşitli etkinlikler olacak. Otizmli çocuklarımızın, öğrencilerimizin gösterileri olacak. Müzik, enstrüman çalgılarıyla yapacağı etkinlikler olacak. Amaç tabii dediğimiz gibi otizmle ilgili farkındalık yaratmak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Supi Döner ise biz hayatın her alanında onların penceresinden hayata bakacağız dedi. Biz hayata bugün onların penceresinden bakıyoruz, baktık. İnşallah bugün onlara baktığımız ilk ve son gün olmayacaktır. 365 gün biz onların penceresinden onlara bakacağız. Hem bu yavrularımızın, anne babalarının ve bunlara eğitim veren kurumların, onlara sosyal güvenlik sağlayan sosyal güvenlik kurumlarının, sağlık hizmeti sunan kurumların hepsine yerine kendimizi koyacağız. Ben özellikle ailelerine, bu gençlerimize, bu yavrularımıza katlanmalarından dolayı Yüce Rabbim'den sabır diliyorum. Onlar inşallah, bu gençler, onlar da içinde özeldir, bizler de içinde özel. Son yıllarda bilindiği gibi kamu bu noktada son derece büyük yatırımlar yapıyor. Konuşmaların ardından çocuklar gönüllerince eğlendi. Özel öğrenciler Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çömlek fabrikasını ziyaret etti. Çömlek yaptılar. Yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Elit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla uslu çömlekçiliği ziyaret etti. Elit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi psikoloğu Zübeyde Orhan amaçlarını anlattı. Özel eğitim kapsamımızda bugün farkındalık günü olarak çocuklarımızı çömlek fabrikasına getirdik. Çömlek fabrikasında çocukların sosyal becerilerini geliştirmek adına hem farkındalığımızı burada gerçekleştirmek hem otizm farkındalık haftası için bugün burada toplandık. Biz kurumumuz olarak özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve diğer otizmli bireyler için sadece dört duvar arasında eğitim vermekten ziyade daha çok sosyal sorumluluk projesi geliştiren böyle projelerde yer alarak çocukları daha çok dış dünyaya ve sosyal becerileri yönlendiriyoruz. Cumhuriyet Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Sefer Doğangün ise çocuklarımızı bu tür etkinliklerle topluma kazandırmayı amaçlıyoruz dedi. Çocuklarımızın sadece dört duvar içerisinde eğitimden ziyade sosyalleşmeye, çeşitli aktiviteler yapmaya ve bu şekilde topluma kazandırılmaya ihtiyaçları var. Bu şekilde daha çok yönlü çalışmalarımız var. Uslu Çömlekçilik Fabrikası İşletme Müdürü Emin Sait Yolda sözlerine
"Ben de özel bir çocuk babasıyım" diyerek başladı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Down sendromlu bir melek kız babası olarak şanslı ailelerden bir tanesiyim. Neden şanslı olduğum üzerine belki uzun uzadıya konuşabilirim ama söylemek istediğim çok kısa şu var. Hepimizin inancı gereği biliyoruz ki Allah kimseyi eksik ya da kusurlu yaratmamıştır. Aksine ben bu bireylerin çok daha ekstra özellikleri olduğuna, çok daha özel yetenekleri olduğuna inanıyorum. Eğer gerçek manasına bakıldığında eminim ki sizler de bunu göreceksiniz. Bizler bu bireylere hayatların her safhasında sahip çıkarak, destek olarak, daha da önemlisi onlara fırsat vererek, fırsat verdiğimizde neler yapabileceklerini bize defalarca göstermişlerdir. Elazığlı hemşehrimiz İkida, İstanbul Kartal ilçesi Orhantepe Mahalle Muhtarlığı'na tekrar seçildi. İstanbul'da başarılı çalışmalara imza atan ve Elazığ'la ilgili faaliyetleri sürekli destekleyen Kartal ilçesi Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, 31 Mart 2019 Mahalle İdareler seçimlerinde tekrar güven tazeledi. Uzun yıllardır Orhantepe Mahalle Muhtarlığı'nı sürdüren Zeki Dağ, seçimlerde %63 oy alarak yeniden muhtarlığa seçildi. Seçimlerle ilgili açıklama yapan Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, "Bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rekor bir oyla tekrar muhtarlığa seçildik. İstanbul'daki Elazığlı hemşehrilerimize de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Bizlere sürekli destek oldular. İnşallah İstanbul'da Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Nesiller Buluşuyor, Çocuklar Gülümsüyor projesine destek için çalışmalara başlayan yaşlılar, engeller ve koruma altındaki çocuklar tilarlı iplerden birbirinden renkli oyuncaklar yapıyor. Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesindeki bakım evlerinde kalan yaşlılar ve engelliler ile koruma altındaki çocuklar, lösemili çocuklar için oyuncaklar yapıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, bakanlık olarak kurumlarda kalanların kaliteli yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında özellikle kurumlarımızda bulunan insanların kaliteli bir yaşam sürmesi için sadece burada yedirip içirmekten ziyade onları aynı zamanda aktif yaşlanma, güzel kaliteli bir yaşam, sosyal uyum noktasında da çabalarımız var. Bugün burada 3 nesil bir arada, çocuk evlerimizde bulunan çocuklarımız, rehabilitasyon merkezinde bulunan kardeşlerimiz, aynı zamanda Gazi Huzur Evi'nde bulunan muhterem büyüklerimizle bir aradayız. Biz bugün burada kıymetli muhterem büyüklerimiz, Gazi Huzur Evi'nin gerek erkek gerek bayan yaşlılarımız gayle etmişler, dert etmişler. Lösemili çocuklara en azından muhabbetlerini burada ulaştırma adına, gönüllerini onlara aşma adına yaptıkları bez bebekleri bugün inşallah 3 kuşak bir arada, 3 kuşak birlikte gülecek, birlikte hüzünlenecek, birlikte sevinecek. İnşallah burada yapılan el emeği, göz nuru bu eserleri de lösemili çocuklarımız adına hediye edeceğiz. Usta öğretici Gülay Kavak da kurumlarda kalanların boş zamanlarını değerlendirmesi açısından bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlattı. Yaşlılarımıza, çocuklarımıza zamanlarını geçirmek için etkinlikler yaptırıyoruz. Hani hem kendiler bir şey öğrensinler, hem canları sıkılmasın. Bir de şu bebekleri yaptırıyoruz. Bu bebeklerimiz organik olduğu için sıfır el çorapları alıp yapıyoruz. Hijyenik açısından çok iyi. Çoraptan bebekler yapıyoruz, örgüden bebekler yapıyoruz. Hayvan olarak kaplumbağa, örümcek, o gibi şeyleri yapıyoruz. Bir de örgüden yeleklerimiz var, liflerimiz var. Boncuk işi, kasnakta boncuk işleri yapıyoruz. Yani buradaki öğrencilerimiz de bayağı seviyorlar bu işi yaparak. Çalışmaya katılanlar, engelli ve çocukların severek oyuncakları yaptığını kaydeden Kavak, oyuncakları hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye edeceklerini kaydettiler. Elazığ Beyurdu Rehabilitasyon Merkezi'nde 8 senedir kalmaktayım. Tedavi görüyorum. Bugün burada lösemli arkadaşlarımızı memnun ve mutlu edebilmek için
el işçilerimizi getirdik. Onlarla beraber el işi görüyoruz. Amacı tedavimizi daha güçlendirmek, daha birlikte güç doğurmak, onları mutlu etmek, bizler daha sağlıklı olabilmek için boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Biz burada el işi yapıyoruz. Ondan sonra çocuklara hediye ediyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Devletimiz başımızda olduktan sonra devletimizi Allah gücünü kuvvetini artırsın. İşi yapıyoruz çocuklar sevinsin diye. Bizim için de vakit güzel geçsin. Nisan ayı bereketiyle geldi. Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağışların hafta boyunca da sürmesi bekleniyor. Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısını yaptı. Uyarıdan kısa bir süre sonra Elazığ'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış Elazığ'ın merkezinde ve bazı bölgelerinde yerini kısa süreli doluya çevirdi. Kuvvetli şekilde yağan dolu tekrar etkili olan yağmurla birlikte kısa sürede eridi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre bereketiyle birlikte gelen Nisan ayının ilk haftasında yağışlar devam edecek. Elazığ'da çarşamba günü de sağanak yağışın devam etmesi beklenirken sıcaklıklar ise 3 ila 11 derece arasında değişecek. Sağanak yağış perşembe günü etkisini sürdürecek ama gece sıcaklıkları 3 derece birden artarak 6 dereceyi, gündüz sıcaklığı ise 13 dereceyi bulacak. Sağanak yağışlar cumartesine kadar devam edecek. Güneş yüzünü bulutların arasından pazar günü gösterecek. Pazar gününe kadar hava sıcaklığının artışı devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığının 17 dereceyi bulması bekleniyor. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişmelerini aktardık. Az sonra spor bülteni ile tekrar sizlerle olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Deplasmanda Hatayspor'un konu olacak olan Bir Evim Elazığspor yaptığı tek çalışmayla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Birinci ligde kümede kalma savaşı veren temsilcimiz Bir Evim Elazığspor'da deplasmanda oynanacak Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Zorlu müsabaka için pazartesi günü Hatay'a giden Bordo Beyazlar saat 15'te Hatayspor tesislerinde yaptığı son bir ter antrenmanıyla kritik maçın hazırlıklarını tamamlayarak konakladığı otelde kampa girdi ve maç saatini beklemeye koyuldu. Çarşamba günü saat 16'da oynanacak Hatayspor maçının ardından yine karayolu ile ilimize dönecek. Elazığspor ara vermeden ligin 28. haftasında Ankara'da oynanacak Altınordu maçı hazırlıklarına start verecek. Çarşamba günü Bir Evim Elazığspor'u konuk edecek olan Hatayspor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Bir Evim Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalgın tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmasıyla sona erdi. Hatayspor yaptığı son antrenman sonrasında tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Çarşamba günü oynanacak Hatayspor Elazığspor maçı öncesinde iki takım 1. Lig'de 14 kez, 2. Lig'de 4 kez ve 3. Lig'de 5 kez olmak üzere tarihlerinde 23 kez karşı karşıya geldi. Rekabette üstünlük temsilcimiz Bir Evim Elazığspor'dan yana. Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Bir Evim Elazığspor geçmişte ilk kez 1967-1968 futbol sezonunda Türkiye 3. Lig'de karşı karşıya geldiği Bordo Beyazlı ekip Hatayspor'la çarşamba günü Hatay'da 24. randevuya çıkacak. İki takım rekabetinde geride kalan 23 maçta rakibine karşı 12 galibiyet alan temsilcimiz Bir Evim Elazığspor, 8 maçta ise mağlup oldu. 3 maç ise beraberlikle sona erdi. Atılan gollerde ise Elazığspor 34-23 üstün durumda.
Geride kalan 26 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan ev sahibi takım 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Attığı 39 gole karşılık, kalesinde ise 18 gole engel olamayan İlhan Palut, idaresindeki Hatayspor, evinde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan topladı. İç sahada 20 gol atan Bordo Beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü. Spor Toto 1. Lig'de 20 puanla 17. sırada ateş hattında bulunan konuk takım temsilcimiz Birevim Elazığ Spor ise geride kalan 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu maçlarda 28 gol atan Gakkolar kalesinde ise 45 gole engel olamadı. Deplasmanda 14. maçına çıkacak olan temsilcimiz Birevim Elazığ Spor geride kalan 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 11 puan topladı. Bu maçlarda rakip filelere 15 gol gönderen Elazığ Spor, kalesinde ise 24 gole engel olamadı. Birevim Elazığ Spor'un medya sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer, yaşam mücadelesini kaybetti, hayata gözleniyordu. Birevim Elazığ Spor'un medya sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve önceki akşam tedavi gördüğü Elazığ Medikal Park Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Değer için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Erhan Değer'in cenaze namazını kılacağız. Merhumun ehli iman olduğuna şahitlik eder misiniz? Merhuma ahirete intikal eden haklarınız varsa helal eder misiniz? Her kişi namazına niyet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Cenaze namazına Elazığ Spor eski başkanlarından Sedat Karataş, Elazığ Spor eski ikinci başkanlarından Karahan Çelik, teknik heyet, futbolcular, Elazığ Spor camiası, spor taban birliklerinin temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldılar. Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Değer ailesi taziyeleri İzzetpaşa Vakfı Taziye Evi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak başta Eray Değer olmak üzere Değer ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. İlimiz 1. Amatör Küme'de 24. hafta maçları tamamlandı. 7 karşılaşmadan ancak 3'ü oynanabildi. 2018-2019 futbol sezonu 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 24. hafta tamamlandı. 14 takımın tek grupta mücadele ettiği 1. Amatör Küme Futbol Ligi, 24. hafta müsabakalarında programda yer alan 7 karşılaşmadan sadece 3 oynandı. Yeni Mahalle Aksaray Gençlik maçında her iki ekip de maç saatinde oyun alanındaki yerini almadığı için iptal kararı verildi. Ligde haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Yeni Mahalle üst üste ikinci maçına çıkmayarak otomatik olarak küme düşürülürken Aksaray Gençlik Spor da 3 puan cezası aldı. DS Spor ile Paluspor, Karakoçan Spor ve Harpuspor'un sahaya çıkmamaları nedeniyle maçlarını hükmen 3-0'lık skorlarla kazanırlarken Kovancılar Spor, Arıcak Spor maçı ise tatil edildi. 24. haftada alınan toplu sonuçlar şöyle. Saat 10'da Yeni Mahalle Aksaray Gençlik Spor iptal. 10.30'da Borda Atletik 1, Abdullahpaşa Spor 0. 12.30'da Devsey Spor 3, Karakoçan Spor 0, Hükmen. Saat 14.30'da Yol Spor 0, Fırat Üniversitesi 1. 14.30'da Vaniye Spor 2, Sürsür Spor 7. Saat 14'te Palus Spor 3, Harput Spor 0, Hükmen. Ve saat 15'te Kovancılar Spor, Arıcak Spor, tatil. Kanal Fırat Spor Bülteni'nin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere iyi haberler aktarmak dileğiyle ediyoruz. Hoşçakalın.